Herkese merhaba arkadaşlar. Clash of Clans Türkçe'den ben Mustafa. Bugün tek tur saldırılarının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde barbarı kullanacağız. 250 adet 6. seviye barbarı ile bir saldırı yapacağım. 220 adet ordu kaplanı var. Klan kalemde de aynı şekilde 30 adet barbar bulunmakta. Büyü olarak da 2 adet zıplama büyüsü, 2 adet de öfke büyüsü kullanacağım. Dilerseniz köy aramaya başlayalım. Evet, bulduğum bu köyde 172 bin altın, 129 bin iksir ve 1800'e yakın 1843-1800'den fazla kara iksir var ve çoğunluğunun burada toplayıcılarda ve sondalarda olduğunu görüyorsunuz, fakat depolarda da bir miktar var. Bu köye aşağıdan saldırmayı planlıyorum. Aşağı kısımdan. Umuyorum ki iyi bir saldırı olacak. Büyülerimle barbarlarımı desteklemeye çalışacağım. İlk öncelikle yukarıdaki depolara birkaç barbar atarak bu dışarıdaki binaları temizlemeye amaçlıyorum. Burada barbarların merkeze yönelmesini sağlamak ve etraftaki binalar tarafından dikkatlerini dağılmaması için bu kenar binaları temizlemem gerekiyor. Bir miktar altın toplayabildik, fakat çoğunluğunun depolarda olduğunu fark ettim burada. Evet, bakalım, klan kalesi boş gözüküyor. Herhangi bir askerle tetikleyemedik klan kalesini. Şimdi alt kısımdan saldırımı yapacağım, fakat yukarıdaki madenleri biraz daha barbar bırakıyorum ve alt kısımdaki ordu kampları ve kara izbe kışları da indirdikten sonra burada bir dev bomba bulduk, fakat herhangi bir sorun yaratmadı bizim için. Ordu kamplarını halletmeye çalışıyorum. Hala 100 adet barbarım kaldı, 30 adet de klan kalemde var. Geriye kahramanlarım var, bu arada bunu da hatırlatayım. Evet, ordu kamplarını tamamen alamadım. Birkaç barbar daha yollayarak ordu kamplarını tamamen yok edeceğim. Ardından barbarlarımın kenar taraflardaki savunma birimlerine doğru yönelmelerini istiyorum. Bu şekilde zıplama büyüsüyle onları destekleyeceğim orada. Son ordu kampını da alalım. Bunu da aldıktan sonra barbarlarımız güvenli bir şekilde duvarlara doğru yönelecektir diye umuyorum. Hemen zıplama birimi yerleştirerek barbarlarımı salıyorum ve tam olarak istediğim yere gidiyorlar. Ardından biraz daha barbar bırakıyorum ve hemen bir öfke büyüsü alarak bunları destekliyorum. Şimdi Barbar Kral ve Okçu Kraliçemi salıyorum, fakat Okçu Kraliçem sağ tarafa doğru yöneldi. Bu arada Barbar Kral'ın özelliğini kullandığımızda Iron Fist demir yumruk adlı bir özellik. Özelliği kullandığınızda çevredeki barbarlar da öfkeleniyor. Bunları da bilin, burada özelliğini kullanacağım. Barbar Kral'ın birazdan bir öfke büyüsü de attım yukarıya ve aynı zamanda Barbar Kral'ın özelliğini kullanarak kenardaki barbarları da öfkelendirdim. Kalan Klan Kalesi barbarlarını da salıyorum buraya, fakat galibiyet alacağız, fakat Karagis'e doğru yönelmedi askerlerim. Okçu Kraliçem kenarda. Barbar Kralım ölmek üzere. Okçu Kraliçem duvarla uğraşıyor şu anda. Evet, Karagis'tir. Karagis'i alamayacağız gibi duruyor. Evet, Karagis'i alamadık şu anda. Okçu Kraliçem büyük ihtimalle Karagis'e doğru yönelmeyecektir. Evet, onun yerine altın deposuna doğru yöneldi ve Tessa'nın menziline girdi. Bu da onun ölümüne sebep olacak buradan sonra. Evet, bu saldırımız bu şekildeydi arkadaşlar. Bizi Facebook'tan da takip edebilirsiniz, bunu söyleyeyim. facebook.com/turşaklaşoklant adresinden en yeni haberlere ulaşabilirsiniz. Sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda video ile ilgili görüşlerinizi yorum yazarak bizlere bildirebilirsiniz. Bunları gerçekten ciddiye alıyoruz. Videoyu beğendiyseniz veya beğenmediyseniz aşağıdaki beğen veya beğen butonlarını tıklayarak görüşlerinizi bize bildirin. Clash of Clans Türkçe'den ben Mustafa. Herkese iyi günler.